Hesap bilgisi yok, banka kesintisi yok. iddaa.com'da heyecan çok. Siz de yalnızca telefon numarasıyla dilediğiniz bayi'de üyeliğinizi tamamlayın. iddaa.com'da kolayca oynayın. İçinizdeki kazananı ortaya çıkarın. Galatasaray'a geçeceğiz. 2-1 yendi Galatasaray Kasımpaşa'yı ama saha ve hava şartlarından dolayı e, tam bir oyun Bölüm olmayacak da bu biraz bireysel performanslar üzerinden gideceğiz gibi görünüyor. Evet. Kimi öne çıkarıyorsun? Ya tabii ki Mustafa Muhammed. <laughs> ya hakikaten çok çok acayip bir santufra bulmuş Galatasaray. Ee, tebrik etmek lazım öncelikle. Çok çok acayip bir şöyle açalım. Neden acayip? Ben hatta Manuel dedim bir e, röportajından gireyim. E, Üniversite Adliyatı Şili'nin o efsane aynı zamanda. Sadece Şili'de top oynamış e, Pelegrini. E, röportajında şey diyor. İşte futbolu ne zaman bıraktınız, nasıl bu karar aldınız diye sorulur ya. Futbolu neden bıraktın işte falan. İşte ne oldu da bıraktın? Diyor ki bana bir tane oyuncu, genç bir oyuncu futbolu bıraktırdı diyor. E, Pelegrini. İşte o zaman Cobras oynayan bir oyuncu, genç bir santrafor. E, maça çıktık ve maç boyunca bir tane bile hava topu alamadım ondan. Ve maç sonunda dedim ki galiba ben artık bu işi bırakmalıyım benden geçmiş. İşte bahsettiği adam Ivan Zamorano. E, Cobras haldeyken. E, Zamorano da yani çok çok uzun bir oyuncu değildi ama hakikaten stoperleri illallah ettiren bir adamdı. Hem hava topları başarısı hem de darbeli kafa vuruşlarıydı. Agresif biriydi. Evet aynen öyle. Yani Musa Muhammed de sanki böyle maçtan sonra stoperleri Allah, nereden çıktı bu adam dedirtecek, futboldan soğutacak santaforlardan birisi fizik olarak. Öncelikle öne çıkan özelliği bu. Çünkü Özellikle bu maçta Galatasaray tamamen uzun topa yönelik, prese ve uzun topa yönelik bir formasyonla maça başlamıştı. ki ilk golü olana kadar sürekli böyle oynadı. Galatasaray hem baskı yaptı zemine rağmen, o balçık, balçığa rağmen hem de dönen topları hızlı bir şekilde hemen uzun topla prese, prese cevap verince hemen zaten pozisyon buluyordu da. Dönen top Etobo mesela kaptı ya da Luyinda aldı hemen uzun topla bir daha atak taziliyordu. Musam Ahmet'e uzun topları cevap veriyor. 14 tane ikili mücadele başarısı var. Çoğu hava topu zaten. Hem de e, pres yaptığı zaman da mesela ilk yarıda Kerem'in girdiği net bir pozisyon var. Orada Musa Muhammed presi sayesinde mesela Kerem topu kapıyor vesaire. Ya yani adam böyle bir oyuna cevap verebilen bir dokuz numara ama sadece bir çamur güreşçisi değil. Ya yani daha önce başka şeyleri de ispatlamış bir adam. O yüzden değerli, o yüzden acayip bir adam diyorum. Ya yani daha önce ispatladığı şeyler şu. Mesela ilk geldiğinde Başakşehir maçında 45 dakikada şunu gösterdi. Mısır ligine de çok fazla hissettirmediği bir şey gösterdi. O da işte şuralara gelip merkeze kadar yaklaşıp sırtını dönük top alıp etrafına servis yapma özelliği var. Olabilir, daha da iyi olabilir. Onu hissettirdi. Hissettirdi. Asıl önemli şey derbideydi bence. Eee ki işte Falcao geldiğinde ne deniyordu o da? Ya yani adam sağda gözükmez. işte poacher deniyor bu oyuncu modeline. Ee, sağda gözükmez ama ceza sahasında topla bir buluşur. Bir gol atar, maçı alır, size getirir deniyor. Falcon'a ve beklenen buydu. Hani sakatlık yüzünden çok fazla sağda göremedik ama normalde beklenen şey buydu. E, Mustafa Muhammed bunu da yaptı derbide. Bir tane pozisyon yakaladı. Ki pozisyon bile değil aslında. Kendi kendine pozisyona çevirdi. Serdar Rezi attığı çalım sonrası. Ee, kendi kendine pozisyon çevirdi ve kendi kendi bitirdi zaten. Ee, yani öyle şey değil. Yani o pozisyon Serdar Aziz kapsa falan insanların hakkında ya net bir pozisyon vardı Galatasaray değerlendiremedi gibi kalmaz aslında kendi kendine aslında netleştirip pozisyonu ve kendisi bitirdi. Adam bunu da yaptı. Yani yapmadığı şey yok gibi şu ana kadar. Yok. Ee, o yüzden yani bu komple Forvet tanımının tam karşılığı gibi gözüküyor. Şu şeyi biraz parantez açmak istiyorum. Geri gelip top da alıyorsun, dönük servisi yapıyor diyorsun ya. Mesela bazı teknik adam onu istemez. Yani mesela Abdullah Avcı Başakşehir'de Adebayor'la onun sıkıntısını çok yaşıyordu onu biliyorum. Yani Adebayor'un burada olmasını istiyor ki stoperler tepesinde olsun biz oraya gelebilelim istiyor. Adebayor buraya gelince bu sefer buradaki bizim sağ içeri gelişimimizle şu buraya atacağım topta burası boşalıyor diye bakıyordu. Hı -hı. Ama Galatasaray'ın oyununda biraz Mustafa Muhammed'den kenarlara servis yapmasını evet. işte o dominant Center for modelin modelinin içinde bir durum mu bu? Öyle mi okumak lazım? Ee, ya Bazı oyunlar bunu talep ediyor. Galatasaray oyunu talep ediyor. Ee, çünkü e, Galatasaray kenarlarını hücuma çıkartmak için e, hatta orta saldırını hücuma çıkartmak için genellikle uzun topu çok fazla tercih etmiyor. Pasta çıktığı için birisinin onlara zaman kazandırması gerekiyor biliyor. Ee, özellikle oyuna geçtikten sonra, Galatasaray skoru bulduktan sonra bu 9 numaradan kesinlikle bunu bekliyor buradan gelip zaman kazandırıp kenarlarını e, pozisyonu pozisyona... Aslında Galatasaray'ın asıl golcüleri kenarları oluyor. Onyakur özellikle. E, özellikle 1-0'lar oynarken. O yüzden 9 numaranın oyuna katılımı çok önemli Galatasaray oyununda. Bazı oyunlarda onu talep etmezsin. E, Dediğim gibi eğer çizgiye basan kenarlar olursa işte koarezma tipi bir kenar diğer taraftan öyle bir oyuncu olursa sen tamamen ceza sahasında iş yapacak bir 9 numara talep edebilirsin. Ya da arkasında hatta Talişka'yı oynatabileceğin, Beşiktaş öyle oynuyordu mesela çizgiye basan kenar olduğu için. Ee, sen orada kal, oraya zaten orta gelecek, sen cevap vereceksin ya da yanına indireceksin beklentisi oluyordu ama Galatasaray'ın 4-3-3'ünde çoğu 4-3-3 oynayan takımlar bunu yapıyor. Hatta Manchester City yani 9 numara bile kullanmıyor orada. Tamamen geriye gelecek, geriye geldikten sonra fark edecek adam kullanıyor. Evet. Ee, Sterling'i kullanıyor hatta mesela bazı zamanlar. Ee, o yüzden Galatasarayın oyunu bunu arıyor. Bunu ararken Mustafa'nın bunun da buna da cevap vermesi şahane bir şey. Her ne ekleyebilir Hı. özelliklerine? nasıl daha acayip bir adam olabilir? Sanki bir tane futbolcu hatırlatayım. Galatasaray Fenerbahçe derbesinde artık topu kavuşturmaya döndü bir noktada. Fenerbahçe baskısının arttığı dönemlerde kontra atak, kontra ataklara döndü Galatasaray. Şurada Arda topu kaptı. Yani kontraya çıkıyorsan en doğru adama geldi. Pas anlamında. Evet. Ki buna Fenerbahçe maçını deneyeceğiz. Yani bu rakibi karşılarken aslında sadece enerji oyuncuların değil böyle adamlara ihtiyacın var. Sonuçta birilerinin o etkileyici topu atıyor olması lazım. Sen de hücumda tehditkar olman için. Arda aldı. Musa Muhammed böyle koştu. Onyakur da şuradan açıldı. Fenerbahçe'den de tek bir savunmacı kaldı geride. İkiye bir yani aslında. Arda tam Musa Muhammed'i koşu attı. Nefis bir şekilde. Mustafa Ahmet kaptı topu. Rakip oyuncuda birebir kaldı. 10 da bomboş. İşte böyle pozisyonlarda Mustafa Muhammed zamanla işte sonuçta üst düzey lige daha yeni yani daha yeni yeni alışıyor. Yani bu Mısır'da Zamalek'te bundan öyle beklentiler yoktu Mustafa Muhammed'de. Çünkü zaten bomboş bir alan yakalıyordu çoğunlukla. Sürekli stoperlerle boğuşmak yetiyordu ya da işte uzun toplara cevap verip bitirici vuruş yapması yetiyordu. Ama şimdi böyle anlar da olacak. Mesela böyle anlarda Mustafa Muhammed biraz daha topa basıp, biraz daha çevre kontrolünü genişletip, şu Onyekuru'yu fark edebilse, mesela şurada topa bassa, hafif böyle Onyekuru'nun önüne topu yuvarlasa golü bulacaktı Galatasaray. Ama hiç göremedi bile. Tabii bu Sergen Tümer şampiyonluk evet, o, evet. pozisyonu. Aynen. Ama Mustafa Muhammed göremedi bile yani. Onyekuru'nun varlığından da haberi yoktu. Dribbling'e Drip'lik yapmaya çalıştı. Topu kaptırdı. Yok aktardım. muydu ben kendim götürürüm mü dedi ya da? Yani. E, sanki... Ya da geç mi kaldı karar alırken de stoper... Yani bu hepsi total etti. bir şey zaten. Evet, Çevre kontrolü vizyon Doğru. diye özellik var ya oyuncularda. Evet. Ee, bazı oyuncular topu almadan zaten karar verir. Mesela Mesut o. Vizyonu. Mesela burada Arda'da, Arda'dan top geliyor ya. Mustafa Muhammed zaten bilecek Arda yani. O evet. oyun yakuru koşuyor orada. Hemen topu alırken kurayı bırakacağını biliyor musun lazım bir oyuncunun? İşte böyle anlarda Musa Muhammed biraz daha çevre kontrolünü daha daha hakim bir 9 numara olursa ve o pasları da atabilecek noktaya gelirse daha pas isabetini daha da yüksek noktaya taşırsa hakikaten Calvert Lewin modeli bir oyuncuya dönüş yani o seviyeye olur mu bilmiyorum ama model olarak eksiksiz bir santofor olabilir yani o, o kumaşı var gibi gözüküyor. Fiziksel ve mental olarak çabukluğunu geliştirebilir diyoruz o zaman. Evet. Mustafa Muhammed'in e, notuna bunu ekliyoruz. Peki e, Arda dün takım izinliyken e, şeye gitti Florya'ya. Orada Florya'da çalışmalarına devam etti. E, şu anda ilk 11'de çünkü e, forma Aslan'ın ağzında Galatasaray'da gerçekten öyle bir yere geldi. Yani ilk yarının orta sahadaki o öndeki dörtlüsü e, şu anda hiç kimsenin forması garanti görünmüyor. Evet. Çünkü Onyekuru geldi yeni transfer. İşte Jenson Fernandez geldi. Kerem'i de yeni transfer olarak saymak lazım herhalde. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama voleyde futbol içerikleri asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.